2020 Cuma İstanbul altılı tahminlerimi paylaşacağım. Şimdi ilk ayak 5. koşuyla başlıyor. Saat 19'da 3 yaşlı İngilizler handikap 15 bir yarış 2000 sentetik. Şimdi 8 tane safkan yarışacak ilk ayakta. Ben yarışta 2 numaralı Dark Phoenix'in kafayı almasını bekliyorum. Sonra arkasına 4 numaralı Teknik. Sonra 7 numaralı Triple Huge. 6 numaralı Lisbon ve 1 numaralı Kara Yaşar gelir diye düşünüyorum. Yani yarış başladığında 2 numaralı Dark Phoenix'in kafayı alacağını düşünüyorum. Hemen arkasına da 4, 7, 6, 1'in sıralanacağını düşünüyorum. Yani o arkasındaki sıralama biraz değişebilir. En arkada da 8 numaralı Doktor Miracle ve 5 numaralı Beykoz ve 3 numaralı Rüzgarhan Bey koşar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yine pek kolay olmayan bir yarış ama ben iki tane safkana indirdim buradaki yarışı. Normal şartlarda burada birbirini geçebilen safkanlar ve kilo dezavantajları olanlar da var. Mesela Kara Yaşar beğendiğim bir safkan. Kocaeli'nde kısa mesafede önlerde gidip başarıları vardı ama son yarışlarında şimdi başarısız ve formsuz. Yarın da 62 kilo koşacak 1 numaralı Kara Yaşar. O yüzden pek ihtimal vermiyorum. Ama dediğim gibi yine burada her türlü sonuç çıkabilecek bir yarış aslında. Benim buradaki ilk tercihim 4 numaralı Teknik olacak arkadaşlar. Yani hemen kaçan 2 numaralı Dark Phoenix'in arkasında gidecek 4 numaralı Teknik. Belki 3, belki 4 de gidebilir ama yani düzlükte atlayıp kazanmak isteyecek. Ve son tercihim de 7 numaralı Triple Huge olacak Daniel Kaya'yla. Yani aslında burada 4 de tek atabilirdim ama yani 7 numaralı Daniel Kaya'yla da bir kazanma ihtimalini görüyorum bu yarışı. Çünkü o da yine böyle 3-4 gibi gidecek. Belki 2 gider. Yani önde kaçan 2'nin Dark Phoenix'in arkasında gidecek arkadaşlar. O yüzden ben yarınki ilk ayak sıralamam benim şahsi kuponumda 4 numaralı Teknik ve 7 numaralı Triple Huge olacak. Şimdi ikinci ayağa geçersek şartlı 4 bir yarış. 4 yaşlı Araplar, 1900 Çin. Şimdi ben burada 3 numaralı Barut'un kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Hemen arkasına da 5 numaralı İzbrak gelir diye düşünüyorum. Onun arkasına da 8 numaralı Demir Yıldız gider diye düşünüyorum. Yani 3 numaralı Barut kafayı alır. 5-8'de 5 numaralı İzbrak'la da 8 numaralı Demir Yıldız da hemen arkasına gelirler diye düşünüyorum. Benim buradaki şahsi düşüncem yarın burada Demir Yıldız ve İzbrak favori çıkabilirler arkadaşlar. Yani ilk iki at çıkabilirler benim şahsi düşüncem yarınki AGF sıralamasında. O yüzden yani burada da zaten ilk iki AGF gelse ya da favori gibi gelse çok para vermeyecek biliyorsunuz. Ve yani onların kazanmayacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ve yani kuponu da paraya götürmek istiyorum. Şimdi ben burada 3 numaralı Barut'un Mehmet Akyavuz'la çıktı bitirdi denemesini bekliyorum. Ve o şansı da çok görüyorum arkadaşlar. Yine altısında alternatif tek gibi düşünüyorum ama burada yine son yarışlarında formda olmayan ve arkalardan sprintle gelecek olan Tamer'in oğlu 1 numaralı Tatavla'nın da şansı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Tatavla normal şartlarda arkadan gelip kazanabilecek bir safkan. Şimdi buradaki yarışta yine biraz hafif karışık gözüküyor bu yarış. Çünkü burada 1 numaralı Tatavla, 3 numaralı Barut, 5 numaralı İzbrak, işte 8 numaralı Demir Yıldız, 7 numaralı Hürreis aslında hepsinin şansı var gibi gözüküyor. Ama dediğim koşullardan dolayı bu ayakta ben Barut'un çıktı bitirdi deneyeceğini ve başarılı olma ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer Tatavla son yarışlarındaki formsuzluk serisi gibi değildi, kendisi gibi koşarsa bu grupta her zaman iş yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim ikinci ayaktaki sıralamam 3 numaralı Barut ve 1 numaralı Tatavla. Üçüncü ayağa geçersek Ünal koşusu kısa vade 7 bir yarış. 4 yukarı Araplar, 1400 Çin. Yine hafif zevkli ve karışık gözüken bir yarış. Ben burada 4 numaralı Umutlu'nun yine bilinen temposuyla kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Son İstanbul yarışında biliyorsunuz
Saadettin Boyraz'la koşmuştu yanılmıyorsam ve demiştim ki işte öndeki kaçacak ve uyutacak, çıktı bitti bekliyorum demiştim ve yarış öyle bitmişti. Zaten AGF'de değildi. Umutlu kazanmıştı o gün. Şimdi aynı şekilde yarın ya, mesafe de kısaldı. O gün 1900'dü, şimdi 1400 çim oldu. 4 numaralı Umutlu'nun yine kafayı almasını bekliyorum. Ben önde gider diye, kesin diye düşünüyorum. Arkasına 3 numaralı Afrikaner gelir. Ama o gün zorlayacak at yok. O yüzden uyutur ve mesafe uzun olsa da çıktı bitirdi yapar demiştim. Hatta 2100 müydü? Şimdi hatırlamıyorum. Ya 1900 ya 2100'dü. Şimdi Afrikaner var. Yarın tabii ki onu bozmak isteyecek. Aynı zamanda burada 8 numaralı Ulu Batur var. O da önde gidebilen bir safkan. O da bozmak isteyecek. 1 numaralı Bay Emir var. Zaten 9 numaralı Yetim Ahmet'le de ekürü olmuşlar. Bence büyük bir ihtimal yarın 3-4 gibi gidecek diye düşünüyorum. Arkalarına 6 numaralı Gümbür Gümbür gelir. Sonra da 9 numaralı Yetim Ahmet gider diye düşünüyorum. Yani 3. ayaktaki ben koşu sıralaması yarış başladığında 4-3-8-1-6-9 şeklinde koşarlar diye düşünüyorum. Şimdi burada şahsi fikrim şöyle. Yani aslında karışık bir yarış ve mesela burada 10 yaşında çok tecrübeli Kazibert Gümbür Gümbür var. Normal şartlarda onun bile bu grupta kazanma şansı var aslında. Daloğlu var onun, yani bu grupta Aslan Soylu, 2 numaralı Aslan Soylu, 5 numaralı Daloğlu, 7 numaralı Bodrum Kalesi, 8 numaralı Ulu Batur'un ben burada şansının olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar bu grupta. Geriye kalan safkanlar Ekürüler 1, Bay Emir'le 9, Yetim Ahmet. 3 Afrikander, 4 Umutlu ve 6 Gümbür Gümbür aslında. Yani buradaki bu 4 safkanlarla biri kazanabilir ama ben yarın yine hislerime güvenerek 4 Umutlu'nun mesafede 1400, yani çıktı bitti yapabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Afrikander onu bozacak olsa da, ama dediğim gibi ben yarın çok yine bozulacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu 4 safkandan da biri kazanabilir. Ama ben şahsi kuponumda 3. ayakta yine 4 numaralı Umutlu'yu tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. 4. ayağa geçersek 4. ayak Kocatepe kojusu. Grup 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 çim. Yine çok zevkli bir yarış. Yani bu grupta şimdi burada bir Alihan ve iki Arda Şah var. Bir de diğerleri var arkadaşlar. Yani Alihan'la Arda Şah haricinde bu grupta birinin kesinlikle kazanacağını düşünmüyorum ama onlar da yarın AGF 1-2 çıkarlar. Şimdi Arda Şah daha tecrübeli gibi gözüken safkan. Alihan da daha benim tuttuğum bir safkan arkadaşlar. Yani Alihan çok ümit vaat eden, ilerisi için çok beğendiğim bir safkan. Aslında Arda Şah da beğendiğim bir safkan ama Alihan dediğim gibi koştuğu yarışlarda ikinci olduğunda, bir saniye bir şey göstermek istiyorum size. Onu da göstereyim de. Colt Victory'nin önünden o gün o yarışta yine kafayı almış, kaçmıştı arkadaşlar ve Colt Victory'ye yani dayanmıştı, yani zar zor. Yani Colt Victory o gün Ahmet Çelik az daha böyle tiye alsa madara olacaktı ama tabii Colt Victory olduğu için o gün kazandı. Yatsın kalksın Ahmet Çelik Colt Victory'ye o gün dua etsin. Yani Alihan öyle bir safkan. O yüzden de yani ben yarın Arda Şah'a da geçileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ve Alihan'ın şöyle de bir özelliği var. İki gibi de gidebiliyor ve iki gidip atlayıp kazanabiliyor. Yani Alihan ya yarın kafayı alır, kendi istemezse de, kendi istemezse de Arda Şah'ın arkasına yatar. Yarın nasıl bir tercih yapacaklar bilmiyorum ama ben çıkıp bitirmesini, Arda Şah'ın arkasına yatmamasını bekliyorum ama Arda Şah'ın arkasına yatıp atlayıp da kazanabilir. O yüzden benim dördüncü ayaktaki tekim bir numaralı Alihan arkadaşlar. Dediğim gibi iki numaralı Arda Şah da herhalde ikinci olur. İkili bir iki bitirirler. Şimdi beşinci ayağa geçersek, beşinci ayak yine zevkli Ahmet Atman koşusu, kısa vade 8 bir yarış, 3 ve yukarı İngilizler, 2400 çim, uzun mesafe. Şimdi ben burada baktığım zaman yarın 1 numaralı Arsmen'le burada 4 numaralı Distinct Shining'in yarın favori çıkacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. AGF 1-2 çıkarlar.
Yani Arsman 1 çıkabilir mi bilmiyorum ama Distinct Shining'de AGF 1 çıkabilir yarın. Onlar AGF 1-2'yi oluştururlar. Yarın yarışta da ben 6 numaralı Trevi Fountain'ın önde gidip kafayı almasını bekliyorum. Arkasına 2 numaralı Aslan Adam gelir diye düşünüyorum. Sonra 1 numaralı Arsman 3 gibi gider. Sonra arkasına 4 numaralı Distinct Shining gelir. Sonra 5 numaralı Pastoral Symphony ve en arkada da 3 numaralı Carrot gider diye düşünüyorum. Ya da 5 numarayla Pastoral Symphony ile Gökhan Kocakaya bilerek de en arkada kalabilir. Düzlükte 6-2-1 yani Trevi Fountain, 6 numaralı Trevi Fountain, 2 numaralı Aslan Adam ve 1 numaralı Arsman'in ben önde gideceklerin geçileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçilirler diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Carrot'ın da arkadan gelip kazanmak için gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Carrot'ın da kazanacağını düşünmüyorum. Bu yarış bence 4 ve 5'in arasında. 1 numaralı dediğim gibi Artsman'ı beğeniyorum ama Artsman'ın 4'e göre daha tecrübesiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Distinct Shining'e göre. Yani Distinct Shining bence Artsman'dan daha tecrübeli. Ve şu an bence Artsman bir de formsuz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu an bir sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Formsuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1900 Çim'de Pastoral Symphony'de ya da geçilmişti arkadaşlar. O yüzden şimdi de mesafe 2400 yine geçileceğini düşünüyorum. Yani ben bu yarışın aslında 4 numaralı Distinct Shining yine alternatif bir tek ama Pastoral Symphony'de Gökhan Kocakaya ile kazanma ihtimalini gördüğüm için ben burada iki tercihle geçeceğim arkadaşlar. Yani 5. ayakta benim kuponumda 4 numaralı Distinct Shining ve 5 numaralı Pastoral Symphony olarak olacak. Şimdi ben buraya kadar gördüğünüz gibi yani çok küçük bir kupon verdim size. Ufacık bir kupon. Ve çok en tuttuğum safkanları söyledim ve paraya götürebilmek için de buraya kadar en doğru tercihin böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son ayakta da maiden bir yarış. Yine son ayağa maiden koymuşlar. Ve burada hepsi diyorum arkadaşlar. Çünkü kim gelirse gelsin birisi kazandığı zaman artık burayı çay kahve içerek izleyeceğiz. Eğer 5'te 5 gelirsek. Ve bu kupon 6 lira arkadaşlar. Yani son ayak hepsi olmasına rağmen kuponumuzun bedeli 6 lira ya da işte 6 lira bazı kuruş 7 lira. O yüzden böyle bir kupon verdim sizlere. Yarın için hepinize başarılar diliyorum, şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.